Hepinize iyi akşamlar. Merhaba. Rumeli Türkleri Vakfı'nın RUTEV kanalında, yani GLGA'dayız. Genç Liderler ve Girişimciler Akademisi'nin resmi Instagram sayfası. Ben Kurtuluş Bektaş. Bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz olacak. Kendisini daha önce bir zirvemizde ağırladık, sevgili Çiğdem Hanım. Birçok şapkası var. Birazdan konuşuyor olacağız kendisiyle. Birazdan yayına da alıyor olacağım galiba. Geldi. Hemen bir bakıyorum. Yayındaysa evet sanki. Çok kıymetli ve güzel bir saat bizi bekliyor. Kendisiyle neler yaptığını konuşuyor olacağız birazdan. Biz de devam ediyoruz malum. Süreç ortada hepimizin bildiği üzere. İnşallah keyifli ve güzel bir sohbet olur. Girişimcilikle ilgili de merak ettiklerinizi soruyor olacağım. Ve galiba geldi. Evet, merhaba Çiğdem Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? Yoğun diyeyim, yoğun gitsin. Evet, yoğunluğunuzu ben de iletişim kurarken fark ettim. Üretiyor olmak. Ama birçok şeyi bir arada yapmaya çalışıyorum. Şeyler yapmaya çalışırken biliyorsunuz bazı engellerle karşılaşıyoruz şu dönemde. Kesinlikle. Değişiyor. Bir şekilde devam edeceğiz ama inşallah. Evet, kesinlikle doğru. Biz sizi, ben aslında ilk sizinle Miele'de sanıyorum 3 sene önce ya da 4 sene önceydi. Bizi ağırladığınızda tanışmıştık, hatırlarsınız. Çok keyifli bir akşamdı, çok güzeldi. Öncelikle buradan yine hala teşekkür ediyoruz gördüğünüz üzere. Çünkü çok keyifliydi, unutmak pek mümkün değil. Katılan bütün arkadaşlarım. Özellikle sizin dernekle yaptığımız organizasyonu hiç unutamıyorum. Çok eğlendiğim gecelerden biriydi. Bana böyle şey iş gibi değil de daha çok yeni arkadaşlar edindim ve hani derneğinizdeki herkese sağlayan bir etkinlik olmuştu aslında. Sonrasında ziyarete geldim derneğe, hatırlarsanız. O zaman evet, evet. Evet. Çok çok keyifli oldu bizim için de. Çok onur duyduk, gurur duyduk gelmenizden de dolayı. Çünkü biz oradaki sohbette bugün biraz daha taşıyacağız. Tabii o zamanki yürüttüğünüz çalışmalarla şu anın arasında epey de farklılıklar var. Şeflik, yani zaten en büyük şapkanız benim bildiğim şeflik. Ama oraya nasıl geldiniz? Neler oldu? Ben ondan önce de tüm katılımcılara tekrar hoş geldiniz diliyorum. Hepsine de iyi akşamlar diliyorum. Size şunu da aslında çok kısa, aslında sizin kendi o dönüşüm hikayeniz. Çünkü gerçekten ilham dolu. Ben çok şaşkınlıkla, gururla, mutlulukla dinledim sizi ama birçok bence hanıma, kadına diyelim örnek olacak bir dönüşüm var sizin. Bu yaşadığınız özellikle 20'li yaşlardaki süreç hiç kolay olmayan. Biz şu an konuşuyoruz ama hiç kolay değildi tabii, eminim o dönemde siz bunları dönüştürürken. Bir kısaca hem sizi, kim olduğunuzu, neler yaptınız hem de o dönemden biraz bu tarafa doğru gelip izninizle sohbeti sürdürelim isterim. Çok tabii uzun bir hikaye. O gün çok keyifliydi. Sohbet. Evet. Harika bir gece, gündü benim için. Konuştuklarımızın hepsini hatırlıyorum. Şimdi mutlaka dernekteki herkes dinliyor. Bu hikayeyi bir daha dinlemek isterler mi bilmiyorum ama. Kısa da olsa bence lütfen anlatın. Çünkü çok da katılımcı var. Dinleyecek başka insanlar var. Aslında daha önce tekstille uğraşıyordum. Aile şirketimiz vardı. Babamla beraber tekstil yapıyordum. Aslında Bilgi Üniversitesi işletme okumuş ve tekstil yapıyorken herkesin hayatında bir dönüm noktası olabiliyor. Kendinizi çok kötü hissettiniz, her şeyin bittiği, artık bundan sonra bu hayatı yaşamak istemiyorum dediğiniz kötü süreçlerden geçebiliyorsunuz zaman zaman. Ben bu süreçten çok farklı çıktım. Aslında ben hayatımdaki bütün kötü süreçlerden hep iyi çıkan bir insanım. Mutlaka bana kötü bir şey olmalı ki hadi Çiğdem kalk daha iyisini ve yenisini yap diyebileyim. İyi bir özellik mi bilmiyorum. İyi bir özellik. Bana yaradı. Ne zaman bir yükselişe geçtiysem ya da yeni bir şeylere başladıysam mutlaka bir şeyin üstünü farklı bir şeyle örtüyor oluyorum. Hayatımda hep bu böyle oldu. Tekstilden sonra çok sıkıldım. Her şeyden sıkıldım. Ve yapmak istediğim şeyi yapmadığımı fark ettim. Çok isteyerek istediğim bölümü okumadığını fark ettim. Yani kendim adına, kendim için hiçbir şey yapmadığımı anladığım yaşlarda tekrar üniversite sınavına girdim. Tekrar üniversiteyi kazandım. Yemek yapmayı çok seviyordum.
Evet, birisi kötü bir şey olmadan iyilikler gelsin. İnşallah bundan sonra hep böyle olsun ama onlar bir dönüm noktası oluyor. Ben o kötü olayları çok kötü görmek istemiyorum. Evet, bir şey olmalı ki siz bir üst level'a geçebilin hayatınızda. Benim için hep böyle oldu. Doğru. Çok kötü aslında ama biz sizi böyle bir kafanıza dank edecek bir olay yaşamak bazen güzel geliyor insana. Tekrar üniversite sınavına girdim. Bir oğlum var. Yağız şu an 16 yaşına girecek neredeyse. O Maşallah. teşekkürler. Daha yaz 5 yaşındayken anaokuluna yazıldı. Anaokuluna giderken onu okula bırakıp kendi üniversiteye gittim. Ya bundan oldu. İkinci üniversiteyi okudum. Okan Üniversitesi aşçılığı okudum. Yemek yapmayı çocukluğumdan beri çok seviyorum. Hep güzel sofralar kurdum. Hep konuklarımızın misafirleri, dostları, arkadaşları, akrabaları hep ağırladım evimdeki soframda. Ama bunu artık hani herkes şey diyordu. Çiğdem bir kafe açsana ya, bir restoran açsana. Ya 10 yıl önce de söylüyorlardı ve evet, 10 yıl sonra gerçek oluyor. Bir restoranım olacak inşallah. Aa, çok güzel. Yani ticaretle uğraşan olduğum için ve bir esnaf çocuğu olarak büyüdüğüm için o kadar kolay bir işletme açılmayacağını biliyorum. Siz evde hazırladığınızda herkes çok seviyor diyor ama bu işin profesyonel kısmı bambaşka. Bu yüzden bunun eğitimini almam gerektiğinin farkındaydım. Bir kursa özel işte workshoplara gitmektense zaten üniversiteyi böyle nasıl okuduğumu hatırlamıyorum ve çok istediğim bir bölüm değildi. O yüzden güzel de bir üniversitesini okuyayım. Bunun hiç değilse diploması da elimde olsun istedim. İyi ki de yapmışım. Şu an akademik anlamda bu bana çok yaradı. Şu an bir üniversitede hocalık da yapıyorum. Online olsa da Kıbrıs Doğu Akdeniz Harika. hocalık yapıyorum. Onu online yapıyoruz tabii. Olsun. Çok güzel. İkinci üniversiteyi okumuşum. Bu sayede okulu tabii ikinci üniversite biraz daha şey oluyor. Yani daha böyle aklı başında oluyorsunuz. Daha ayaklarınız yok. Ben hocalarla aynı yaştaydım. Sınıf arkadaşlarım ben 13 yaş küçüktü. Şu anda o sınıf arkadaşlarım bu arada. Benim bütün ekibim üniversite arkadaşlarım. Dolayısıyla birincilikle bitirdim. Çünkü araştırdım. Aşçılık okurken biz işletme ve iktisat vardı. Ben zaten işletmeden hep böyle yüz alarak falan geçtim. Çünkü bana çok basit geliyordu. En basitleri işte işletmenin en alt seviyesi. Ama 20'li yaşlarda okuduğumuz zaman her şey size çok zor, çok ağır geliyor, saçma geliyor, okula bir isyan oluyor. Bu sebeple bence birinci oldum. Üstün zekamdan değil, gerçekten mantıklı bir şekilde dinlediğim için dersleri. Ve çok meraklıydım, çok araştırdım, çok okudum, çok gezdim. Ben bugün üniversitedeki öğrencilerime de söylüyorum. Sadece televizyondan ya da YouTube'dan bir şefin tarifini bakarak herkes yapabilir. Siz bu olmayın. Evet. Çok araştırmak, çok yerinde yemek, çok okumak gerekiyor. Her şeyi, her mesleği. Her şeyi yerinde tatmak gerekiyor. Yurt dışında da ben hep yemek üzerine gezilerimi organize ederdim. Şu an bir yere gidemiyoruz ama. Dolayısıyla okulu birincilikle bitince Türk Hava Yolları'ndan bir teklif aldım. Türk Hava Yolları'ndan aldığım teklifle orada özel bir görevde çalıştım. 4,5 yıl kadar, 3 yıl yönetim kurulu başkanıyla beraber. Son 1,5 yılsa dış hatlar siyah planının sorumlu şeflerinden biri olarak çalıştım. Çok Müthiş. iyiydi. Yani ülkemizi en güzel temsil eden kurumlardan birinde çalışıyor olmak çok güzeldi. Çok gezdim, dünyayı dolaştım. Dünyanın birçok noktasında, lokasyonunda Türk yemekleri yaptım. Çok onur verici bir görevdi bu arada. Ama bir kurumun altında çalışmak sadece o kurumu yükseltebiliyorsunuz ve siz kendiniz ön plana çıkamıyorsunuz. Daha özgür olamıyorsunuz. Doğru. Özgür dedim. Çok gezmek istiyorum. Çok bir şeyler paylaşmak, insanlarla bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Yani insan ilişkilerimin de iyi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kendi adıma bir şey yapmalıydım. Yani bir Çiğdem olarak artık bir hamle yapmalıydım. Görevimden kendi isteğimle ayrılmak ve yeni bir dünyaya daha adım atmak istedim. Sağ olsunlar hala ilişkilerim çok iyi kendileriyle izin verdiler. Ve ben kendi ayaklarımın üzerinde bir şeyler yapmaya başladım. O günden beri de televizyonda program yapıyorum. Üniversitede hocalık yapıyorum. Kitap yazmaya devam ediyorum. Harika. Böyle bir tanışabildim. Yani Evet, çok güzel oldu. evet bunun gibi bir sürü etkinliklerimiz var ama şimdi de birçok danışmanlık verdim bu arada. Verdiğim restoranlar, oteller hepsinden çok güzel dostluklarla devam ediyoruz. Hala görüşüyoruz birçoğuyla. Şimdi de artık bu kadar birikimi
herkesle buluşturmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Çünkü Kapadokya'da bile verdiğim danışmanlıkta insanlar beni görmeye Kapadokya'ya kadar geldiyse artık yeter, benim İstanbul'da bir şey yapmam gerekiyor dedim. Çok güzel. Benim olduğum için bu dönemde yapmaya karar verdim. Yani ama bir şey söyleyeyim mi Çiğdem Hanım? Tam girişimcilik ve sizin noktalarınız birleşiyor. Çünkü girişimcilik eşittir, cesarettir ya. Tabii ki doğru cesaret çok önemli ama bence bir kriz var. Ne kriz var? Sağlıkla ilgili bir krizimiz var. Belli ki hepimiz yaşıyoruz şu an ne yazık ki. Bir taraftan da pek net ismini koymasak da ekonomik olarak da çok istenildiği gibi gitmeyen bir genel dönem var. Ve ona rağmen ortaya çıkıp üretmeyi sürdüren, aşkla üreten, sevgiyle üreten bir tarafınız var ve aslında bu size talep ediliyordu. Söylediklerinizi anlıyorum. Bir de arada alttan da görüyorum çok güzel yorumlar geliyor işte açılıyor yakında diye. Dolayısıyla ben de çok sevindim. Tam bir girişimci örneğisiniz aslında bana soracak olursanız. İlham dolu aslında bir dönüşüm söz konusu. Hem cesaret gerekiyor hem de bazen krizi fırsata çevirme denen bir terim var. Yani ben belki cesaret edemeyeceğim, boyumu aşacak kadar büyüklükte bir şeye. Çünkü hep hayalim şeydi, 5 masa olsun, benim olsun. Küçücük olsun. Beraber, onlar da benim yol arkadaşlarım. Ya bizim olsun, hiç kimse hesap vermeyelim. İstediğimizi pişirelim. Çünkü biz şeyiz, gidip tarladan toplayıp o topladığımızı pişiren biriyiz. Bir ekibiz daha doğrusu. Evet. Ama tabii bir restoranda çalışırken menüye sadık kalmak zorundasınız. Ama ben hep aynı şeyleri pişirmekten, aynı şeyleri yapmaktan hiç keyif almayan biriyim. Daha önce Five O'Clock'ta çalışırken de sağ olsunlar bana muhteşem özgürlüğümü yaşayabileceğim bir büfe vermişlerdi. Ve her öğlen kafama göre ne istersem çıkarabiliyordum. Bu bir restorancılık ya da otelde zor bir şey. Çünkü cost dediğim sistemi tutturmak zorundasınız. Bir maliyet hesaplamak zorundasınız. Ne harcadın, ne ettin. Her şey gram gram reçetelendirilmeli. Şimdi kendi restoranımızda istediğimiz gibi davranabileceğiz diye çok mutluyum. O yüzden ben yerel üreticiyi destekliyorum. Senelerdir Anadolu'yu böyle karış karış köy köy geze geze. İşte Kapadokya beni çok besledi mesela. Orada danışmanlık verdim ama pekmez yapmayı öğrendim. Gördüm. Instagram'da videolar var. Gördüm. Çok güzeldi. Anlatmıştım geçen de. Dernekte. Kuru fasulyeyi öğrenmek için önceki patronum Rizeliydi. Rize'ye gittim çalıştım. Yeter ki ben onu yedim. Yaylalarda kaldım falan. Yani her topluyor yapıyorsam bunları da artık insanlara sunmak istiyorum. Bu arada yarın açıklayacaktık ama ben şimdi buradan hadi söyleyeyim. Buradan sadece takip edenler duyuyor olsun. Bugüne kadar biriktirdiğim, topladığım işte salçamı yapan yer ayrı, pekmezimi yazın video koymuşum. Ben kendi ayaklarımla kendim kaynattığım pekmezler var. Bunların hepsini Hodan için biz biriktirdik ve topladık. Yani harika. Yerel ve hiç ithal olmayan ürünlerle, mahsullerle sofra kuracaktık. Şu an o sofrayı kuramıyoruz. Ama bu bütün ürünleri ben kavanozlayıp Hodan'ın dükkanı olsun istedim. Her şeyi nasıl yapabileceklerini de anlatacağız. Yani nerelerde kullandığımızı, tarifler vereceğiz. Ama bu ürünlerin hepsini satışa çıkarmaya başlayacağız. Çok güzel. Çok güzel. Dükkan bu aslında. Buradan bunu açıklamış olayım. Aşağıdan sorular da geliyor. Benden mi kaynaklanıyor acaba? İnternette bir problem. Ben donmadım gibi geliyor mu? Çiğdem Hanım duyuyor musunuz? Benim dondu. Ben orada soruları okuyayım. Siz bağlanana kadar. Yorum yapanlara soracağım. Beni duyuyor musunuz acaba? Çıkıp yeniden mi bağlansak? Yeniden ben alacağım olmazsa Çiğdem Hanım'ı. Benden mi kaynaklanıyor acaba? Gidiyor. Ben tek başıma devam ediyormuşum. Ben mi dondum? Hayırlı olsunlar. Geliyor. Bir sürü tanıdık dostlar, arkadaşlar burada. Herkese selamlar. Her ikimizi duyuyoruz ama duruyoruz ama ben... Ben duyamıyorum Çiğdem Hanım'ı ama. Dondu yayın. Ben de şu an Çiğdem Hanım yok. Ben kendi kendime konuşuyorum şu an. Netleşene kadar. Beni duyuyorlarmış. Çiğdem Hanım ben sizi yeniden yayın alacağım çünkü ben duymuyorum sizi. Kurtuluş Bey'i görebiliyor musun? Ben duyamıyorum Kurtuluş Bey'i.
Değil mi? Dondu. Evet, bence yeniden bağlandı. Beni duyuyorlar. Ben devam edeyim. Sorularınız varsa bu arada aşağıdan soruları teşekkür ederim verilen cevaplar için. Hoda'nın anlamı evet, çok duyamıyoruz. Ben aslında yeniden alacağım yayına. Hazır bu. Herkese sorun var çünkü ben duyamıyordum. O yüzden tekrar yayına alacağım şimdi Çiğdem Hanım'ı. Alıyorum. Evet, yeniden alıyorum yayına çünkü ben duyamadım Çiğdem şefimi. Ne yazık ki. Siz yayını izlerken ikimizi duydunuz ama ben duyamadım. Duyamadığım için sohbet etme şansımız, devam ettirme şansım çok yoktu. O yüzden yeniden yayına alıyorum. Teşekkür ederim Bülent abi. Yayına doğru. Nasıl bir enerji oluşturduysak internet sağ olsun. Alıyorum tekrar yayına. Ne güzel dinliyorduk internetin. Heh, tamam, süper. Nerede mi donmuştunuz hiçbir şey? Şöyle de ilginç bir durum oldu. Bizim ikiciler ama ben sizi hiç duymadım. Siz de muhtemelen beni duymadınız bir ara. Ben de gitti çünkü bir ara yayın. Ha, yine duyuyor musunuz beni? Geldim mi? Evet evet ben geldim. Duyuyorum. Tamam. Siz değil. En son ne söylediniz? Açtı çünkü ipin ucu bende. Sana anlatıyordum. Odanı çok soruyorlar. Tamam. Hazır süper. Devam edelim. Dinliyoruz. Ne demek olduğunu anlatıyordum. Hodan bir ot, aslında kaldırık, ispit gibi birçok anlamı var. Her yörede farklı. Tam benim sebebim bir ot çünkü çiçeği, sapı, kökü, yaprağı her şeyinden faydalanabiliyorsunuz. Hiçbir şeyi ziyan olmayan ve çöpe atılamayan yöresel otlarımızdan biri. Ama asıl anlamı beni en çok yapıyor, Hodan'a sürüklüyor. Hodan cesaret otu demek. Eskiden savaş yerlere Hodan otu ve hodanlı macunlar kuvvetlendirilirmiş ki cesur olsunlar, gözü kara olsunlar ve işte korkmadan o savaşa dalabilsinler. Benim şu an en çok cesarete ihtiyacım vardı galiba. Yani hani bize cesaret versin diye hodanı aslında bulduk, seçtik hep beraber. Güzel bir isim. Hangi yörede yetişiyor peki? Çok güzel bu arada anlamı da. Karadeniz'de, Orta Doğu'da her yerde var aslında hemen hemen. Bahar mevsiminde çıkıyor. Çiçeği, kökü, yaprağı, bütün her tarafından faydalanabileceğimiz bir bitki. Hodanın mevsiminde mutlaka menümüzde olacak. Soruları isterseniz siz varsa... Semt olarak nerede? Ses yok diyorsunuz da benim sesim geliyor mu size şu anda? Ben duyuyorum. Siz beni duyuyor musunuz?
Benim var mı? Ben Hodan Allah Allah, benim de Hodan sesim gitmiş. Çok ilginç. Nedenini anlamadım. Ben eğer ses gelmiyorsa, ha, Çiğdem Hanım'ın sesi var diyor. Biri var diyor, biri yok diyor. Çok acayip. Ay, çok ilginç ya gerçekten. Ha, benim sesim yok. Allah Allah. Çok ilginç. Evet, benimki duyulmuyormuş Çiğdem Hanım. Çok ilginç. Ben o zaman yeniden sizi yayına alacağım. Eğer olmazsa yeniden başlatacağım. Gidip ha, geldi diyor. Tamam. Geldi diyor ses. Geldi mi ses? Güzeldi. Tamam. Tamam, devam edelim. Odanı konuşuyorduk. Biraz bölündü orası. Buyurun. İstanbul'da olacak, Beyoğlu'nda. Oo, harika. Bana da yakın. Böyle birinci derece tarihi eser bir binamız var. Aslında lokasyonunu vermiyordum. Ver, bilemiyorum. Tamam, bence bu yeterli. Evet. Tamam, burada durun. Merak ettirmeye devam edelim. Beyoğlu demeniz yeterli bence. Gayet güzel. Güzel bir binada çok güzel bir bahçesi var. Harika. Çok güzel. Cem Başkan yazmış, bizim 3. dönem başkanımız. Şimdi Sayın Çiğdem Hanım'a Rutev GLGA. Cem Başkan'ı kim olduğunu ve ne söylediğini açıklamadan, şimdi benim de çok arkadaşlarım ve takipçilerim burada. İsterseniz siz bir derneğin ne olduğunu ve neler yaptığınızı Ben anlatın. çok kısa anlatayım. Tabii, hemen. Hemen anlatayım. Ondan sonra Cem Başkan'ın da söylediklerini aktarayım. Biz Rumeli Türkleri Vakfı'nın bünyesinde bulunan Genç Liderler ve Girişimciler Akademisi'yiz. Yaklaşık 5 sene oldu kurulalı. 6 tane zirve yaptık. Sizi de bu zirvelerden birinde ağırlamıştık. Ondan önce tabii biz sizin yine Miele'de diğer arkadaşımız, ikinci başkanımız sevgili Müge'nin arkadaşı olan hanımefendi sayesinde oraya geldik. Ben şu an ismini hatırlayamıyorum. Affetsin beni. Fiziğini ve tipini hatırlamama rağmen ismini hatırlamıyorum. Gözde Hah, mi? Gözde Hanım. Hah, bravo. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gözde Hanım sayesinde ve Müge'nin sayesinde bir orada buluşmuştuk. Orada bir araya gelmiştik. Biz girişimcilik adı altında özellikle Balkanlı hemen hemen bütün üyelerimizin hemen hemen hepsi Balkan göçmeni ya da işte bir şekilde anneden ya da babadan göçmüş olan çocuklardan, gençlerden oluşuyoruz. Ve burada amacımız tamamen gençliğin, sizin şu an yaptığınız gibi girişimciliğin önemine değinmek, üretmenin kıymetini anlatmak. Birçok zirvede başarılı olmuş, yine daha çok Balkan ağırlıklı başarılı olmuş. Hem sanatçı, hem girişimci, hem iş adamı, iş kadını, sizin gibi birçok kıymetli ismi vakıfa davet ettik, Kütükev'e. Ve orada, burada yaptığımız çalışmaların amacı tamamen ilham olunması ve girişimciliği daha da arttırmak. Çünkü malum görüyoruz, sistemler artık dönüşüyor, dönüşmek zorunda. Bir virüs birçok şeyi dönüştürdü, değiştirdi, daha da değiştirecek belli ki önümüzdeki dönemde. Girişimcilik çok kıymetli ve bununla ilgili çok çalışma yapıyoruz. Ortalama 15-20 arkadaşımız oluyor aktif mutfak ekibinde ve herkes gönüllü, elinden geldiğince burada destek veriyor. Bu zirveleri planlıyoruz. Ben şu an pandemiyle beraber program sunmaya başladım. Bir yayın evinde kurumsal iletişim ve pazarlamasını yönetiyorum. Orada başlattım bu çalışmalara. Şu an 90'ın üzerinde hem panel yönettim hem de birçok böyle birebir yayında yürüttüm. Çok da güzel oldu. Birçok arkadaşım var, farklı özelliklere, yeteneklere sahipler. Hepimiz böyle bir araya gelip takım olup Balkanlarla ilgili, özellikle gençlerle ilgili girişimciliği özendirmek, arttırmak. Bunlarla ilgili workshoplar da yaptık. Yapmayı da sürdürüyoruz. Buradan da hem bizim bu şu anki sayfayı hem de genel olarak bizi takip edip desteklerlerse çok seviniriz. Özellikle Balkan kökenli olunması tabii bizi mutlu ediyor ama öyle bir ısrarımız yok. Biz Mevlana'nın söylediği gibi, tabii kesinlikle Mevlana'nın söylediği gibi ne olursan ol gel diyor. Yani iyi insan, kötü insan, nereli olduğunuzun bizim için aslında çok da ısrarla bir önemi yok. Tabii ki kıymetli sonuçta Balkanlı olmak ama bence benim eşim Karadenizli, yani konuyla çok da alakası yok gördüğünüz üzere. Dolayısıyla her şey olabilir. Önemli olan hep birlikte üretmek, hep beraber
birlikte neler yapabiliriz? Paylaşmak, öğrenmek, üretmek. Bu yüzden aslında orada gönüllü çalışmalar yürütüyoruz. Pandemiye denk geldik. Cem Başkan'la fiziksel başka şeyler yapacaktık daha büyük. Ama pandemi sayesinde ne yazık ki bu tür çalışmalar yürütüyoruz. Galiba biz bu pandemi süreceği için belki de 6. 7. zirveyi şeyden yapıyor olacağız. Online yapıyor olacağız. Yine belki sizi orada davet ediyor olabiliriz. Ben tabii bu şu an açık çek vermiş olayım. Bunu da söylemiş olayım. Kısacası böyle. Biz Balkanlara tur da yapıyoruz. Ama malum fiziksel olarak şu an çok mümkün değil. O yüzden bunları yapamıyoruz. Sizin söyleyeceğiniz bir şey varsa dinleyeyim. Sonra Cem Başkan'ı da ileteyim. Seni tekrar bir an önce görebiliriz ve güzel bir Balkanlar turu yaparız sizle de beraber. Balkan lezzetlerini tadar ve anlatırız biraz da. Harika olur. Benim ailemde de çok göçmen var. Benim anneannem bir kere Selanik göçmeniydi. Allah rahmet eylesin. Yani yengemler yine dayımın eşi. İnanılmaz güzel boşnak börekleri yapıyorlar boşnaklar. O yüzden bizde de çok göçmen var. Zaten hepimizin ailesinde bir yerden birileri bir yerden göçmüş durumda. Yani hepimizin eşitiren çok güzel bir topraklardayız ve hep beraber çok güzel şeyler yapıyoruz. Mutfaklarından birbirinin esinlenmiş olmaları beni en çok çeken aslında hikayelerden biri. Ne kadar güzel şeyler katmış. Gururla söylüyorum yengem gelinimiz işte çok güzel börekler açıyor diye. Ne güzel mutfağımıza inanılmaz güzel şeyler kattı tüm göçen gelinler diyeyim. Evlendikçe buraya gelen. Evet. Doğru. Haberinde yani bu çok uzun yıllardır böyle Osmanlı döneminden beri farklı milletler, farklı devletler bir araya geldikçe nesiller birbirine karışıyor, tarih büyüyor, tarifler artıyor. Bunlar bizim mutfağımızı mutfak yapan şeylerin başında geliyor aslında. Ben Miele'de sizle beraber eskinlik yaptığımda bir kere çok gururlanmıştım. Ne kadar güzel bir oluşumun içindesiniz. Gençleri teşvik ediyorsunuz. Herkes girişimci olabilir diye destek oluyorsunuz. Onları cesaretlendirecek hikayeleriniz var ve bu hikayeciler getiriyorsunuz. Belki bir kişiye bile umut olup cesaretlenip yüreklendirip bir şeylere adım atmalarına vesile olabiliyorsak herhangi bir toplantınızda benim için en büyük gururdur zaten. Belki o gün o toplantıya gelip oradaki alkışlar ve insanların bana gösterdiği ilgiyle de ben cesaretlenmiş ve bugün Hodan'a adım atıyor olmuş olabilirim. Bu da ne çok güzel. Şu an evet artık evriliyoruz hep beraber. Bu mutfak içinde ve birçok meslek içinde geçerli. Benim kız kardeşim de uluslararası bir şirkette çalışıyordu ve satış birincisiydi ama şu anda o da hayatın ve dünyanın böyle gitmeyeceğini fark etti. Belki hepimizin yere kapanması, biraz kendimizle baş başa kalmak, hayatı sorgulamak ve istediğimize karar vermenin fırsatıydı birçoğumuz için. Çünkü hayat o kadar hızlı bir şekilde akıp gidiyor ki kimse şöyle oturup da ya ben ne yapıyorum ve ne olmak istiyorum diyemedi bugüne kadar. Çünkü bir rutinimiz var. Sabah erkenden kalkıyoruz, işe gidiyoruz, işten dönüyoruz, eve geliyoruz, hafta sonu ne yapacağız diye planlıyoruz. Hiç oturmadık birçoğumuz. Oturmadığımız için de düşünemedik. Ama şu an herkes oturuyor. Evet. İstediğim hayat bu muydu? Bundan sonra sanki ben az önce demiştim ya hani kötü bir şey olmalı ki iyi bir şey çıksın benim hayatımda. Şu an dünya için çok kötü bir şey oluyor ama bundan sonrasının ben çok iyi olacağına inanıyorum. Bu kötüye giden sektörler için de iyi olacak. Bugüne kadar dikkat etmeyen, bugüne kadar hassas davranmayan, titizlenmeyen yerler evet gidecek ama yerine daha bilinçli, daha yeni, daha fresh, daha genç bir nesil, kitle gelecek. Ve mecbur olacak herkes bir şeyleri doğru yapmaya. Dünya bunu bize mecbur etti aslında. Her kötülükten iyi bir şey çıkıyor. Bundan da bunu çıkaralım. Belki çok stresli ve zor işler yapıyorduk. Bundan sonra daha keyifli işler yaparız. Herkes hayatını yaşayabilecek ve kendi hayatında sürdürebilecek işler yapabilsin. Benim tek dileğim bu bence. Çok güzel bir dilek. Üstüne çok da söyleyeceğim bir şey yok. Katılıyorum söylediklerinize. Hep birlikte beraber bu dönemi, dönüşümü sağlamamız gerekiyor. Yeni nesilde muazzam geliyor. İnşallah onlar da dönüşümü daha da hızlı hale getirip hep birlikte keyifle işe gitmek nerede, bir de zorunluluktan yapmak nerede, çok fark var. O yüzden girişimcilerin sayısı artmalı. Gördüğünüz üzere son 10 yıldır ya da 5 yıldır Türkiye'de Epic Games gibi bir unicorn, 1 milyar dolar üzeri bir şirket çıktı. Türk, her şeyince Türk olan bir firma ve 10 yaşında olan, 2010'da kurulmuş bir oyun, mobil oyun kurgulayan bir startup.
10 senenin sonunda 1.6 ya da 7 milyar dolar gibi bir rakam bulup satın alındı. Demek ki ve bu arada hani çalışan sayısı da Çiğdem Hanım'ın öyle binlerce insan falan değil. 100 tane çalışanıyla 10 yaşındaki bir startup 1.7 milyar dolara çıkabiliyor. Doğru işler yaparsak bunun hep birlikte şeyini görebiliyoruz aslında, semeresini. Ve bundan sonra da yine unicorn diye tabir edilen 1 milyar dolar üzeri firmalar, şirketler, startuplar çıkacaktır. Yeter ki inanıp doğru emek verelim, kendimizi geliştirelim. Paylaşmayı da öğrenmek gerekiyor. Bence startup model olarak çok doğru bir model. Çünkü paylaşımla birlikte ekip ve takım ruhuyla ilerliyor ki bence en iyi siz bunu deneyimliyorsunuz bir şef olarak. Çünkü şef evet çok kıymetli bence, eminim, ama şefin ekibi de şef kadar çok kıymetli. Şefin ekibi de en zayıf halka kadar güçlüyüzdür ya, hani hep öyle söylenir bu takımlarda. Dolayısıyla en zayıf halkanız hangi güç değerindeyse aslında bütün takım, bütün ekip o güçtedir. Ve biz ülkece neler yapabileceğimizi buradaki şartlara bakacak olursa gösterdik. Göstermeyi de sürdüreceğiz. Daha iyi yerlere de götüreceğimizden hiç şüphem yok. Yeter ki öğrenmeye açık olalım. Hem öğrenelim hem öğretelim. Öğrenip öğretmeye devam edelim. Ben hemen izninizle birkaç şey de okuyayım buradan. Cem Başkan'ın söylediklerini de ileteyim size. Sayın demiş Çiğdem Hanım'a RUTEV GLG projelerine her zaman gösterdikleri ilgi ve destekleri için teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrardan vakfımızda ağırlamak isteriz. Saygılar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Onu da söyledikten sonra Bülent abi olmaz demiş, tam konum alalım demiş. Şeyle ilgili muhtemelen, kafenin yeriyle ilgili. İlerleyen günlerde. İlerleyen günlerde olacaktır. Bir dakika. Benim yüzüm yarın görünüyormuş galiba. Olabilir. Olsun, önemli değil. Sese odaklanalım arkadaşlar, ne yapalım. Önemli olan sesimizin doğru geliyor olması. Hodan ayrıca halk arasında sağır dili otu olarak da bilinir demiş Özgür Bey. Çiğdem Hanım. Efendim? Ha, evet, Hodan'la ilgili. Okudum ben. depresyona iyi gelir. İlk vakıf seminerinde tanımıştım. Sizi daha bırakmadım. Birçok tariflerinizi yaparak demiş. Aslanım, babam Bulgar göçmeni, annem Yugoslav göçmeni demiş. Ay ne güzel. Harika. Bekleriz. İletişimde olmak isteriz. Çok mutlu oluruz. Müthişsiniz Çiğdem Hanımcığım demiş Semra Hanım. Çiğdem şefim, herkes bayılıyormuş size. Ayıldın, yazık. İlginç bir şey söylemiş. Başka ne var? Şeflerin yıldızı demiş. Ne güzel. Harikasın Çiğdem. Her gün takipteyim. Bugünkü pasta çok güzeldi. Eline sağlık demiş Hülya Hanım. Tuğba eşim, evet, pandemi bize düşünme fırsatı verdi demiş Çiğdem Hanım. Uğur abi, Çiğdem şefimiz en son bize kuru fasulye ve pilav sözü verdi. Unutmasın lütfen demiş. Sözü de söylemiş olayım. Hikayesini bilen herkes odanda kuru fasulye olacak mı diyor. Bence olacak ya, olmalı. Evet. Bu arada workshoplar yapmayı düşünüyor musunuz diye de bir soru gelmiş Çiğdem Hanım. Şu an tabii ben üniversitede bile ders veremiyorum, uygulamalı veremiyorum. Maalesef şu an öyle yapamıyoruz. Restoranda yapamayacağız. Çünkü restoranın ortamı buna çok müsait olmayacak belki, ama herkesin pişirmeyeceği ama sohbet edebileceğimiz, belki ben pişiririm ve Miele'deki gibi herkes bana yardım edecek. Böyle bir ada mutfak oluşturmaya çalışıyoruz aslında. Böyle bir workshop ileride tabii ki olacak. Restoran yoğun olursa ve yapamazsak bile mutlaka beraber çalışacağım. Oluyor biliyorsunuz Miele gibi yine. Evet çok güzel. Ondan önce eski güzel günlerimize dönelim. Her şeyi Katılıyorum. Doğru, çok sağ olun. Aslanım pandemi bitince tabii demiş. Elif Hanım yılbaşı menüsü bekliyoruz demiş. Alıç sirkesi içsin herkes demiş Koray Bey. Canım Çiğdem demiş. Bu gece 12'de yayınlayacağım. Ha süper. Bu yılbaşı menüsü gece 12'de geliyormuş. Meraklılara ve takipçilere de söylemiş olalım. bir de bu, evet, hocanız galiba, ben de öyle anladım. Çiğdem Hanım pilatese çok ara verdi, bekliyorum demiş. Ay, canlı yayında da çok güzel olmuş gerçekten. Hocam çok yoğunum, geleceğim. spor salonları, evet, çok önemli bir durum. Bunu da buradan söylemiş olayım ama benim pilates hocam, Fırat Hoca sağ olsun, çok inanılmaz önlemler alarak özel dersler veriyor sağ olsun. Yani ben şimdi, insanlar spora mı gidiyorsa Çiğdem Hanım demesin ama biz mutfakta çok eğilerek çalışıyoruz.
sırtımıza çok yük biniyor ve aslında omuriliğim ve sağlığım için, bu bir hani zayıflama diye düşünmeyelim. Gerçekten sağlık için pilates inanılmaz iyi. Buradan da tavsiye etmiş olayım hep adaylarına. Süper. Şeyler gelmeye devam ediyor. Cheesecake tarifi geldi. Nurhayat Hanım cheesecake tarifi sordu. Meltem'in mutfağı da demiş ki, Çiğdem Şef size bayılıyorum. Ben de yemek yapmayı çok seviyorum ama ben başarmak istiyorum. Yardımcı olur musunuz demiş. Onu da iletmiş olayım. Ajda Hanım cildiniz için neler yapıyorsunuz diye sormuş. İlginç sorular da gelmiş. Bayağı farklı. Yine. bazen bir şey anlatıyorum. Böyle sorular çok geliyor. Yani hani yemek tarifi veriyorum. Okumadan tarifi soran oluyor. Ya da işte rujunuzun rengini soran oluyor. Şimdi biz kadınlar böyle kendi kendimize bir şeyler yapıyoruz ama arada da kadınlıkla ilgili sorular geliyor. Evet. Şu an bastıramıyoruz. Üzerinizdeki nereden? Küpeniz kimden? Rujunuzun rengini. Gelecek bu sorular ama benim çok karşılaştığım şeyler, sağ olsunlar, örnek alınabilmek, sevilebilmek, her şeyiyle bir karakter olabilmek benim çok hoşuma giden bir şey. Sadece mesleğimizle olmuyor. Herkes çok iyi aşçı olabilir. Herkes çok güzel yemek yapabilir. Bir şeyi iyi yapacağım derseniz herkes yapabiliyor. Evet ama bizim mesleğimizde şef olmak başka bir... Şef derken aslında bence hepimiz aşçıyız ama yöneten aşçı olabilmek, yani baş aşçı olabilmek başka bir meziyet. Ben ekibim olmasa tek başıma tabii ki hiçbir şeyim. Ama ekip de ben olmasam hiçbir şey. Biz bu duyguyu bilerek hep beraber buralara kadar geldik. Herkesi aynı dengede tutabilmek, herkese eşit şartlarda davranabilmek, mutlu hissettirebilmek ama o disiplini de korumak zorundasınız. Şeflik bu yüzden biraz zor. Ben yeri geldiği zaman çok hepsiyle böyle kardeşim gibi, çok anacımdır. Herkese çok kanatlarımın altında gezdiririm. Ekipten birileri de izliyorsa yazsın. Bak herkes burada, benim çocuklar yok. Ama yeri geldiği zaman da şey derler hani, Çiğdem Şef'in şöyle bir peynir topuyla üç kişiyi vurmuşluğu var. Hatta bazen savaşta çıkabiliyor. Ama dengeyi çok iyi koruyabildiğiniz sürece Allah bozmasın. Biz yıllardır beraberiz. Tabii ki gidenler, gelenler, yeni katılanlar, dahil olanlar oluyor. Ama bizim için bulaşıkçı bile çok kıymetli ve çok önemli. Restoranlarda hiç fark edilmez ama o emektarların emeğini asla ödeyemeyiz. Biz bu hafta yılbaşı menüleriyle ilgili şöyle beraber bir şeyler yapalım ve fotoğraf çıtlayalım istedik. Bulaşıkçıyı çağırmadık hani bir günlüğüne diye, zahmet etmesin. Biz yıkarız şef, gerek yok dediler. Herkes bulaşıkçının kıymetini o kadar iyi anladı ki şu iki günde. Yani hem bulaşık yıkamak çok zor bir şey. O yüzden mutfak çok keyifli, çok yorucu ama çok da eğlenceli. Biz çok seviyoruz üretmeyi. Bence yemek yapmak bir sanat. Sanatçılar bir tablo yapıyorlar ve yıllar sonra kıymeti biliniyor. Ya da evine satılıp kıymeti biliniyor. Ama biz yemeği yaptığımızda ve tabak önümüze geldiğinizdeki suratınızdaki gülümseme bizim için paha biçilemez. Sanatımızın karşılığını ve tepkisini insanların yüzünden hissedebiliyor olmak çok gururlandırıyor beni, çok mutlu ediyor. Çok belli oluyor. Ben bizzat şahit oldum o miyelede. Gördüm. Çok eğlenceli bir akşamdı. Muazzam bir paylaşım yapmıştık. Bir iki soru geldi, soruyorum. Sevgili Tuğba eşim sormuş. Mutfakta demiş, unutamadığınız bir anınız var mı? Bize ilham olabilecek demiş. Öyle bir soru geldi. Var. Bir sürü var. Bir tane paylaşırsanız seviniriz. Başka neler var? Soru olarak soracağım size. Başka varsa sorular alayım, onu anlatacağım. Tamam. Kapadokya ile ilgili bir bağlantı var. Onu sormuş. Bağlantınız nedir demiş Kapadokya ile. Kapadokya ile bağlantım şu. Ben bundan bir yıl önce, bir buçuk yıl kadar önce Kapadokya'ya tatil yapmaya gittim. Ve tatil yapmaya gittiğim otelin sahipleriyle ve otel müdürüyle çok iyi arkadaş oldum. Çok sevdik. Bir iki öneri sundum onlara. Ya bence bunu böyle yapsanız daha iyi. Ben her yerde böyle karışırım. Çok da sevmem insanların içine karışmayı ama çok seversem ve dostça, arkadaşça bulursam tavsiye verdim sadece. Hani benden fikirlerimi istediler restoranla ilgili. O otel yeni bir restoran açıyordu. Ve restoranlarını gezdim. Dedim ki keşke hani otelin menüsü böyle ama restoranınki şöyle olsa. Bu arada şey, Mil Lokal ve Milston söyleyebilirim. Televizyondarmışım gibi hep böyle isim vermiyorum. Restoranda da şunları yapın dedikten sonra geri döndüm
Ve hemen arkamdan aradılar, Çiğdem hani bu böyle olmayacak, sen mutlaka gelip burada bir şeyler yapmasın bizle beraber diye. İyi ki yapmışım. Kapadokya bana inanılmaz şey kattı. Ben oraya ne kadar kattıysam onlar da en az fazlasını bana katmışlardır diye düşünüyorum. O bölgeye hakimim. Bölgenin tüm lokasyonlarını ve çevresini, çevre illerini gezdim. Orada danışmanlık verdim. Restoranın ve otelin tüm menüsü bizim ekibimiz tarafından orada yapıldı ve oradaki arkadaşlara öğretildi. Dönem dönem yazlık, kışlık, yeni menü, küçültme, menü büyütme gibi farklı etkinlikler yapıyoruz. Ama zaten onlar benim çok yakın dostlarım ve arkadaşlarım. Ve sürekli görüşüyorum hala Kapadokya'dakilerle. Çok güzel. Oraya. Çok teşekkür ederim. Nazlı Hanım bir aylık staj yapmış. En güzel zamanlarımda sizi çok seviyorum demiş. Onu da iletmiş olayım. İşin sırrı parmak uçlarında şefim demiş. Gelecek nesillere ne önerirsiniz demiş. İlham olacak bir hikayeyi atlamayalım, onu da söylemiş olayım. Kitap ne zaman diye soru gelmiş. Bu kadar işin arasında. Sıcak şarap içtiniz mi hocam demiş. Koray Bey söylemiş. Şarap Kapadokya biliyor musunuz? Bölgenin üzümü çok kıymetli. Biz pekmez yapıyoruz ama şarap konusunda da Türkiye üzüm açısından çok güzel üzümler yetiştiren bir bölge. Ben çok alkolcü değilim. Ben alkol çok sevmiyorum ama işim ve mesleğim gereği tabii ki hepsini tadını biliyorum. Hepsinin neyle eşleşebileceğine hakimim. Neyle neyin uyabileceğini bir restoran açacaksam eğer zaten şef olarak bilmek zorundayım. Tabii ki de sıcak şarabı Kapadokya'ya kadar gitmişken tadıyoruz. Çok güzel. Ben o zaman bir ilham olacak bir hikaye de alayım sizden. Onun dışında da bakayım başka bir soru var mı? Onları da sormak için bakıyorum. Hikaye aslında benim hikayem tamamen ilham olacak bir hikayeydi. Baştan beri anlattık. Evet, bence de. Kaçıran, sonradan dahil olan arkadaşlarımız da. Mutfaktan bir hikaye eşiniz sormuştu zannedersem. Evet, evet. Ben tüm öğrencilerime de her zaman, her derste, her hafta söylüyorum. Biz biraz Türk mutfağını ve kendimize güvenmeliyiz. Bu güvenimizi arttırmalıyız. Bu bence ilham olmalı. Ben Türk Hava Yolları'nda çalışırken işte farklı devletlerden devlet başkanları ve devlet adamları geliyordu. Ve yemeğin birleştirici gücüne millet olarak biz çok inanıyoruz. Biz sofra etrafında yaptığımız toplantının masa başında normal iş konuşurkenkinden çok farklı olduğunu sanıyorum herkes biliyor. Çünkü yemek insanları mutlu eden, bir araya getiren, böyle daha sakin düşündüren, şöyle kan şekerini dengeledikten sonra ve güzel bir yemek yiyorsanız aldığınız kararları çok etkileyen bir durum. Bir yurt dışından, uzak doğudan bir devlet adamı gelecekti ve Türk Hava Yolları'nda güzel bir toplantı gerçekleştirecek, bir anlaşma yapılacaktı. Böyle yöneticilerimiz bir panik halde, Çiğdem nasıl bir yapacağız, ne yapacağız derken bana bırakın dedim. Zaten hani sana güveniyoruz ama menü ne diye sordular. Ben şey dedim, hani belki de izliyorlardır şu an beni. Karnıyarık pilavcacık yapacağım dedim. Hani güldüler, şaka yaptığımı zannettiler. Dediler yani Çiğdem şey olmazsa ben ne yapıyorsun, bize şaka yapma, doğru söyle. Ben gerçekten karnıyarık pilavcacık yaptım. Ve sushi almak istediler. Dışarıdan ekstra sushi söylediler ama bence uzak doğudan gelen birine sushi yapmak çok saçma bir fikirdi. Çünkü ben yurt dışına çıktığım zaman iyi bir kuru fasulye pilav getirmelerini hayal edemeyecek ve oranın oraya özgü geleneksel tatları tatmak isteyecek biriysen karşımdaki de böyle olmuştum. Daha önce karnıyarık pilavcacık yememişlerdir. Zaten iyisini kıyaslayamayacaklar. İlk yedikleri benimki olacaksa. Bence olaya bakmak her zaman daha mantıklı. Ve 3 tane karnıyarık, tabii ki o çok böyle ev tipi değil. Biz şef gibi biraz daha süslüyoruz. Dokunuşlar yapıyoruz. Pilavımıza da derken bir dinizcacık değil tabii. Kurucacık gibi farklı böyle meyve falan bir cacık yapmıştım ama o devlet başkanı 3 karnıyarık unutmuyorum. Ve beni masaya çağırıp bunun ne olduğunu saatlerce anlattırıp işte patlıcanı nasıl yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, nasıl bir sebze deyişlerini ve ayakta alkışlamalarını. Çok küçümsüyoruz bence biz mutfağımızı milletçe.
Ve hep yurt dışına özeniyoruz, yabancı mutfaklara özeniyoruz. Tabii ki hepsini bilmeli, tatmalı, yemeli. Ben evimde sadece kuru fasulye pilav yiyorum ve çocuğuma bunu yediriyorum demiyorum. Tüm dünya mutfaklarını yapıyorum. Biz evde sushi de yapıyoruz yeri geliyor. Restoranda da aynı şekilde. Ama güvenmiyoruz kendi mutfağımıza. Benim tek istediğim bu, güvensinler. Çünkü gerçekten çok güzel lezzetlerimiz var. Çok güzel bir bence anı oldu. Ben soracaktım, siz cevapladınız. Merak etmiştim, nasıl, beğendi mi diyecektim. Bayağı bayılmış. Saatlerce anlattırıp üstüne bir de alkışlatmış. Evet. Bence de çok lezzetli anlattınız yiyecekler. Benle bu nasıl bir şey yapmış diye. Çok büyük bir şey yapmadım. Bildiğiniz karnıyarık pilav yaptım gerçekten. O sizin için öyle de onun için öyle değil bence. Çünkü ama bilmiyor. Şimdi orada gerçeğini ve en iyisini yemişken sushi'nin burada bizim kendi damak tadımıza göre yapılıyor buradaki sushi. Uzak doğuda alakası yok. Kendimizi çok çok güzel bir bence de şey yapmışsınız. Zaten sonuçta ona dönüşmüş. Gerçekten burada bu arada yemiş birkaç şanslı izleyici. 3 kez tadanlar olmuş söylediğiniz menüyü. Efsane menü demişler. Hakikaten güzeldi. Biz de o akşam çok güzel şeyler yemiştik. Tabi bu arada bu menüde gerçekten efsaneymiş. Bu arada şef Gül Hanım galiba, ya da Ali Bey pardon. Ali Açıkgül demiş ki hangi üniversitede ders veriyorsunuz? Sanıyorum Kıbrıs dediniz değil mi? Doğru hatırlıyorum. Kıbrıs. Evet. Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde ders veriyor. Ders veriliyormuş Ali Bey. Hocalarımızdandır. Ankara'da kendisinin hem yemek okulu var. Ankara'da inşallah her şey normale döndüğünde gitmek isterseniz hepinizin aklında. Evet, bunu da söylemiş olduk. Nur Hayat Hanım, saç modeliniz çok yakışmış diyor. Çiğdem Hanım. Biz bunlara gireriz biraz sonra. O hiç problem yok bence. Gayet güzel. Bence söylesinler de zaten. Çok önemli Çiğdem Hanım. Bunları biliyor olmak. Konuşmak lazım. Hepsi kıymetli konular. Onun pilavı, sushi, bizim tereyağlı pilavı, ne bilsinler. Elif Hanım söylemiş. Doğru. Doğru söylüyor. Türk lezzetleri dünya konuşuyor. Evet. Koray Bey söylemiş. Ben size bir soru da sorayım. Yeni geçtiğiniz dönemle birlikte, tabii bu malum virüsün dönüşümü ne yapacak bilemiyoruz ama restoranlar normale döndüğünde şu an peki şey olacak mı, onu sorayım ben önümüzdeki süreç için. Servis olacak mı dışarıya? Yani al götür mü olacak, yoksa bu süreci bekleyecek misiniz açılması için? Nasıl olacak orası? Şimdi biz restoranda bir takım değişiklikler yapıyoruz içeride. Aslında tadilat biz zaten hani yılbaşına kadar yetiştirir ve yılbaşıyla beraber hani yeni yıla kendi restoranımızda gireriz diye düşünüyorduk. Ama belli ki zaten yılbaşında açılamayacak. Biz yetiştirmiş olsak bile restorana açılamayacak hiçbir şey. Ama madem içeride çalışma yapılıyor, biz boş durmak istemedik. Yılbaşına kadar kendimizi hazırladığımız bir satın alma da vardı sonuçta. Hani her şeyimizi satın aldık ve hazırlamaya başlamıştık. Bunları yine restoranda hazırlıyormuş gibi keyifle hazırlayıp paketlere koyacağız. Ve paketlerle servis edeceğiz. Şimdi herkes paket servis yapıyor. Paket servisle ilgili isterseniz birkaç şeye değineyim. Evet evet, lütfen. Benim koyduğum fotoğraflarda her şey çok süslü. Üzerindeki şef dokunuşları var. Evet, biz de humus yapıyoruz ama üzerine koyduğumuz bir iki çiçekle, süsle bambaşka tabak haline getiriyoruz. Ben herkesin öyle sofralar kurmasını çok istiyorum. Ben evde tek başıma bile yemek yerken böyle biraz takıldım. Tabağım, bardağım, çatalım, her şeyim tam düzgün olsun. Eskiden çocukluğumda misafirlik tabak, çatal, bıçak vardı. İşte misafir yemek odası vardı ve her şey kullanılmıştı. Belki videomu yapmadım. Kendime de en iyi misafirim geliyormuş gibi servis takımı hazırladım. İstiyorum ki bu yılbaşında herkes evinde çok önemli misafiri, hiç misafir kabul edemeyeceğiz ama çok önemli misafir geliyormuş gibi sofralar kursun. İçindeki o umut, o aşk, o heyecan bitmesin. Masasında mutlaka bir taze çiçeği olsun. Ve benim dokunuşum olduğu tabaklarda yemek yesin. Benim gibi süsleyebilmeleri için süslerin üstüne koymayacağım bozulmasın diye, ama biz onlar için farklı alternatifler geçirdik. Her şeyi poşetleyeceğiz ve yapılışlarını videolarla anlatacağız. İşte bunun üstüne bunu döküyoruz, şunun üstüne şunu döküyoruz diye. Paketleri satın alan, yani yeni yıl menüsü
henüz satın alanlar da evlerinde aynı hodanda yiyormuş gibi keyifle güzel sofralar kursunlar istiyoruz. O yüzden bir menü hazırladık. Çok güzel ya, çok güzel haber bence bu. Bayıldım ben söylediğinize. Eminim takipçiler de şu an bayıldılar. Ben üstüne de şunu sorayım. Hayat Mavisi demiş ki Sivas'a geldiğinizde çok beğendiğiniz şeyler neler oldu Çiğdem Hanım demiş. Ben Sivaslıyım. Beğendiğim şeyler kalbura bastığı hala unutamıyorum. Kalbura bastı yemiştim ve Sivas'ın köftesi çok meşhur zaten. Oradaki üniversiteye gidip oradaki kız meslek lisesindeki öğrencilere anlattım ve o gün yaşadıklarımızı da unutamıyorum. Çünkü çok zor şartlar altında eğitim alan öğrenciler var. Biz burada İstanbul'dakilere ya da büyük şehirlerdekilere her zaman söylüyorum. Evet, Sivas da bir büyük şehir ama staj yapabilecek yerlerin olmaması çok zor bir durum. Mutlaka İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde iyi restoranlar ve oteller var. Sivas'ta en iyi gastronomi eğitimini alsa bile staj yapabilmek için farklı şehirlere gelmek zorunda öğrenciler. Ve oradaki okullarda bizdeki kadar çok teknolojik aletler yok. O yüzden orada biz bir kütüphane aslında oluşturduk. Sağ olsun Sivas'ın esnafları destek oldular bana ve ticaret odasıyla beraber gitmiştik. O ticaret odasında bir şeyler toplayıp üniversiteye çok güzel bir gastronomi kütüphanesi hazırladılar benim adıma. Ben onu unutamıyorum, Sivas deyince kendi memleketim, ama bu çok güzel bir anı benim için. Evet, daha çok teşekkür ederiz. Yine bir başka şey gelmiş, gastronomi ist KZ diye bir nickle. Çiğdem Hanım, Kapadokya'daki restoranda staj yapma olasılığımız var mı diye sormuş. Şu an biliyorsunuz herkes zorunlu bir dönemden geçiyor ve mecburen zaten kendilerini çeviriyorlar kadro olarak ve staj yapamıyorsunuz. Ama her şey normale döndüğü zaman CV'lerinizi mutlaka atın Millokale'de, Milston'da. Onlar sürekli dönüşümlü stajyer çalıştırıyorlar zaten. Seve seve ben de iletirim bunu. Çok güzel. Şey de demiş ki eşim Tuğba, süper haber, yılbaşı menüsünü sabırsızlıkla bekleyeceğiz o zaman demiş. Ben söylemeden o söyledi, sağ olsun. Yine bir soru var. İyi bir pilav için olmazsa olmaz 3 maddeyi söyler misiniz demiş. Eskişehir gastronomi. Pilav. İyi bir tereyağı. İyi bir pirinç. Ve doğru kavurma yöntemi çok önemli. Doğru kavurma. Birinci kırmadan kavurmak çok önemli bence. İkisinin hepimizde olduğunu düşünüyorum ama kavurma olayı farklı bir konu şu an. Orası bence dönüşüyor. İşte orada herhalde sizin etkiniz orada çıkıyor ortaya. Ben öyle düşündüm şu an. İyi malzemeyle yola çıkarsanız yolun %70'ini tamamlamış oluyorsunuz. Ben bunu biliyor bunu söylüyorum. Restoranlarda işte bazı şeyler pahalı ama bunun gerçekten bir sebebi var. İyi bir restoran olup iyi bir menü çıkarabilmek için gerçekten doğru malzeme satın almak zorundasınız. Malzemeden bir şeyden bile kaçsanız o lezzet yerini bulmuyor. O yüzden hep en iyi ürünlerle çalışmaya çalıştım bugüne kadar. Bundan sonra da böyle olacak. Hodan'da da böyle olacak. Zaten Hodan'ın ürünlerini demiştim, kavanozlayacağız. Onlar da siz de evlerinizde test ediyor olacaksınız hepsini. Vallahi çok güzel. Koray Bey, size mükemmel bir sos tarifi verebilirim arkadaşlar. Çinekopla yapıyorum. Bunu 3 ay uğraştım demiş. O ilginç bir bilgi de var. Özelden. Evet. Meltem'in mutfağı da demiş ki bayıldım, süper. Allah yolunuz açık etsin. Bizlere de nasip olsun inşallah demiş. İnşallah. Bir tarifi uygularken direkt standart reçete mi uyguluyorsunuz yoksa içeriği değiştiriyor musunuz? Türk mutfağı ürünlerinde Eskişehir gastronomi sormuş. Bu biraz hassas bir konu. Geleneksel reçeteleri çok oynayarak füzyon yapmayı çok seven biri değilim. Şunu bir de şöyle yapalım, bilmem ne yapalım işte. Bunun püresini hazırlayalım. Çok farklı ve çok zıt lezzetler katmak bence çok doğru değil. Ama mutlaka sizden bir dokunuş olmalı. Yani benim tabağımı gördükleri zaman bu Çiğdem'in tabağı diyebilmeliler. O da benim bir imzam. Ben şey diyorum, doğru ürünleri doğru kullandığınız sürece zaten hep en iyisi oluyor. Evet, ama kendinizden bir dokunuş katayım derken yemeğin özünden uzaklaşmadığınız sürece her şefin bir dokunuşu vardır. Tabii ki kuru fasulye illa her zaman etli pişmek zorunda değil.
pastırma da yapabilirsiniz, sucuklu da yapabilirsiniz, fırınlaya da bilirsiniz, güveçlere pişirebilirsiniz. Bu sizin tarzınızı belirler. Ama kuru fasulyenin içine saçma sapan hiç yakışmayacak bir şey koymakla füzyon yapmış olmuyoruz. Ona da karşıyım. O ince bir şey. Onu anlatayım. Çok güzel. Yüzünüzden de anladık, hiç merak etmeyin. Çirkin derken. Şahin Şef demiş ki yaptığınız sütlaçlar İzmir'in her yerine yayılıyor. Şef bilginize demiş. Onu da söylemiş olayım. İzmir'de sütlacım mı? Ha, ben şeyde yaptım canlı. Ben burada belki tarifini almış yapıyorlardır. Ne güzel, ne mutlu bana. Evet, öyle dedi Şahin Şef. Onun dışında bakayım ne demişler. Workshop yapmayı planlıyor musunuz demiş Meryem Hanım, ama siz zaten bunu ilerleyen dönemde değil mi yaparım demiştiniz, öyle hatırlıyorum. Workshop sormuşlar. Yapacağız inşallah, her şey normale döndüğünde. Tamamdır. Füzyon mutfağa ait farklı yemeklerden örnek verebilir misiniz demiş Mihriban Gezmiş Hanım. Füzyon mutfağı dediğimiz aslında yurt dışında bu bir akımdı. Bir şeyleri revize etmek, içine bir şey katmak başka bir füzyon, ama bir de her şeyi çok böyle minimalize sunduğumuz füzyon mutfakları var. Bir şey yiyorsunuz ama yediğiniz aslında o değil, başka bir şeyin tadını alıyorsunuz. Yani bir et parçası yediğinizde etin üzerinde patates varmış gibi, ama aslında patates yok. İçinde patatesin aromasının olduğu bir köpük var. İlginçmiş. Her çalışmalı. Gerçekten çok fazla emek sarf ettirilen şeyler. Bence çok da güzel bir buluş. Ağzınıza o tadı hissetmek. Ama ben patatesi yemek isteyen şeflerden. Çok güzel. Ben de neyse onu yemek isterim. Eti yiyip patatesini yiyorum. Kafam karışmasın bence. Çok devamı gelmiyor bende. Ben İlginç gerçekten. Yaklaşık sanıyorum 3,5-4 dakikamız kaldı. Ben şimdiden başlayarak teşekkür etmeye başlamak istiyorum. Çünkü çok çabuk geçiyor vakit. Bir saatte olduğunda da kapanıyor. Dolayısıyla sizden bir saat buraya ayırdığınız için bize, GLGA'ya, Genç Liderler ve Girişimciler Akademisi'ne çok teşekkür ederim. Yaklaşık 3,5-4 yıldır belki de tanıyoruz birbirimizi ve inşallah bu yeni döneminizde bu restoran kafe ile beraber daha da iyi bir yere doğru gideceğinden ben de sizin söylediğiniz gibi şüphe etmiyorum. Daha çok bilineceksiniz. Zaten bu arada biliniyorsunuz bence. Beyin Gurme'de Beyin eski ismiyle siz söyleyin ismini. Evet. Orada da program yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Orada da bayağı devam eden bir çalışmanız var televizyon tarafıyla. Yine profesyonel şef Çiğdem gibi değil de herkesin evinde yapabileceği tarifler özellikle vermeye çalışıyorum ki bir şef üniformasıyla gördüğümüz zaman ya biz bunu yapamayız, evde bu malzemeler yok ya da zor bir şey yapacakmış izlenimi oluyor, ama ben orada evimde yapar gibi yapıyorum ki sizler de evlerinizde yapabilin. Çok hızlı konuşuyorum, az zaman kaldı biliyorum. Bir de kitapla ilgili soru çok olmuştu, izin verirseniz onu da söyleyeyim. Lütfen. Kitap şöyleydi, ben Türkiye'nin tüm pazarlarını neredeyse geziyorum. Gittiğim Anadolu şehirlerinde, ben yurt dışına bile çıksam pazarı hangi gün kuruluyor, bu semtte pazar var mı diye araştıran bir tipim. Türkiye'nin pazarlarıyla ilgili bir araştırmalarım ve kitap yazma fikri ve önerisi gelmişti bir yayın evinden. Türkiye'nin pazarları, hangi mahsulleri, her pazarın neyi meşhur, hangi tezgisi, hangi tezgahı, o tezgahtaki o teyze ne toplayıp bahçesinden satıyor, bunu anlatan bir proje hazırlamıştık. Ama çok gezmek ve fotoğraflamak gerekiyor. Şu an pandemi sebebiyle gezip fotoğraflarını dahil edemediğim için durdurduk. Ama mutlaka çıkacak. Çünkü projeyi... Çok güzel. Televizyonda yaptığımız sofralarımızın programının çok fazla geriye dönüyor, eskileri veriyorlar. Çünkü her gün yayınlanıyor ve hala devam ediyor. Biz çekimlere devam ediyoruz. Yeni bölümler de geliyor arka arkaya. Bunların tarifleriyle ilgili en çok sevilenleri toplayıp bir kitap yapmak istiyorum. Bir de restoran çıkınca Hoda'nın kitabı çıkacak. Ama daha var onlara. Süper. Çok teşekkür ederiz. Ben hemen kısaca bir iki şey aktarayım. Süper tarifler demiş Aslı Hanım. Eşim çok keyifli bir sohbetti. Güler yüzünüz ve samimi enerjiniz bizlere geçti. En kısa zamanda Hodan'da buluşmak üzere demiş. Sonra yine bir hanımefendiydi galiba. En güzel şef bizim şefimiz Meryem Hanım demiş.
Elif Hanım biz teşekkür ederiz. Çiğdem Şef'i sayenizde gördük demiş. Rica ederim. Hepinize ben teşekkür ederim katıldığınız için. Ben de mutlu oldum tabii Çiğdem Şef'i böyle görerek. Çok keyifli oldu. Onları da ilettim. Yaklaşık 40 saniye var. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Mutfağı sevmeyen insanlar varsa mutfağı sevmiştir. Bu yayını uygun olursanız daha sonra izlediğinizde siz de göreceksiniz. Enerjiniz gerçekten geçiyor. Eşim de söylemiş. Ben sunarken çok keyifle sundum. Çok keyif aldım. Tüm katılımcılara ve size çok teşekkür ederim. Sözü size bırakıyorum. Sonrasında kapatalım. Herkes şef olmak zorunda değil ama herkes yemek yapmak zorunda. Bir kere yemek pişirmeyi öğrenmek zorundayız. Özellikle bu dönemde çok iyi anladık bence. Ben mutfağı sevmiyorum ve hiç yapmıyorum diyen bence yemek yemekten ve hayattan keyif almayanlar. Belki büyük bir cümle kurdum ama evet böyle. Lütfen keyif alın. Bir şeyler üretmek ve kendi ürettiğinizi tadıyor olmak aslında çok keyifli bir duygu ve hiç zor değil. Bütün yemekler aynı pişiyor. El lezzeti dediğim şey de heveslendikçe, bir şeyi öğrendikçe ve ilginiz arttıkça gelişen bir durum. Biz sadece şef olarak böyle yeni bir şeyler yaratmıyoruz. Dokunuşlarımızla sizi şeflendirmeye çalışıyoruz. Herkes kendi evinin ve mutfağının şefi. Lütfen evde yemek yapmaya ve tencere yemeğinden vazgeçmemeye gayret edin. Çocuklarımız tencere yemekleriyle büyüsün. Benim tek isteğim bu. Çünkü gerçekten hazır yemek ve fast food'un dışında şu an vereceğiz paket servisler bile daha ev yemeğine uygun yemekler olsun ki biz bu kültürle büyümeye devam edelim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız şefim demişler. Yayın için teşekkür etmişler. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İnşallah ilk fırsatta bir araya gelmek isteriz. Tekrar sizi hem... Ben ve hala bir şeyler üreten tüm arkadaşlarıma da buradan kolaylıklar diliyorum sizin aracılığınızla. Biz pandeminin başından beri hiç durmadık. Tam bir yıldır sürekli çalışıyoruz. Hatta başında sağlık çalışanlarına bile yemekler yapıp dağıtmıştık. Belki izleyenler biliyorlardır. Sağlık sektörü kadar gıda da çok önemli. Çünkü birilerinin hala üretmesi gerekiyor ki biz tüketebilirim. Doğru. Onlara da destek olmalı. O yüzden lütfen üretenleri destekleyin. Harikasınız. Herkese çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Çiğdem Şef. Bize bu akşam çok kıymetli bir yöremizi, mutfağımızı, her şeyimizi anlattınız bence. Çok güzel oldu. Mutfak hepimiz için çok önemli. Bir sanat. %100 katılıyorum. O yüzden siz de bir sanatçısınız bence bu anlamda. Çok teşekkür ederim katıldığınız için tekrar tekrar. Görüşmek üzere. Sevgiyle, saygıyla tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Hoşça kalın.